Merhaba çocuklar. Geçen dersimizde biyoçeşitliliğe giriş yapmıştık. Ondan sonra insan ve çevresi giriş yapmıştık. Ama biyoçeşitliliği bir kere daha hatırlayalım. Biyo canlıydı. Yani canlı çeşitliliği demekti. Belli bir alanda yaşayan canlı çeşitliliği bana ne veriyordu? Biyoçeşitliliği veriyordu. Aynı zamanda oradaki tür sayısı da diyebiliriz. Ekosistemden bahsettik, canlıların cansız ortamla etkileşimi demiştik. Ekosistemi su ekosistemi ve karasal ekosistem diye ikiye ayırmıştık. Su ekosistemi denizler, göller, akarsular, ırmak, dere, değil mi? Bunları adını alarak mesela akarsu ekosistemi diyebilirim. Karasal ekosistemlerde orman ekosistemi, çöl ekosistemi, buzul ekosistemi olarak ne yapabilirim? Gruplandırabilirim. Habitat ise canlının beslendiği ve barındığı yer. Yani kendini ev olarak seçtiği yerde. Daha sonra insan ve çevre ilişkisine giriş yapmıştık. Ne yaptık? İnsanların özellikle çok fazla nüfusların artması, onları yeni yaşam alanları ihtiyacını doğuruyor. Aynı zamanda çevreyle etkileşimi ya da insan sayısı arttığı için ne yapması lazım? Beslenmesi lazım. Bu sefer enerji ihtiyacı da ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Bunların artması da maalesef ne yapıyor? Çevredeki biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyorlar. Bunlara giriş yaparak hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, bunlara giriş yaparak bir özet geçelim. Evet, insan ve çevre dedik. İnsan neydi? Aşırı nüfus artışı bizim enerji ihtiyaçlarımızı da arttırıyordu. Biz bu enerjiyi nereden sağlıyoruz? Tabii ki de çevreden sağlıyoruz. Ve bu enerjilerin kullanımı da insan sayısının artması bilinçsiz tüketiminde neden oluyor. Bilinçsiz tüketim, düzensiz kertleşme, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, su kaynaklarının azalması, sanayinin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliğinin artması ne yapıyor? Biyoçeşitliliği azaltan etkenlerdi ve çevreyi kirleten etkenlerdi. Çevre kirliliğine neden olan etkenlerden birçoğu nedir? Toprak kirletiyor. Suyu kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz. Oradaki canlılar yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdüremiyor. Neden? Bu kirlilikler yüzünden. Yani toprağın kirlenmesi, toprak kirliliği, suyun kirlenmesi, su kirliliği, havanın kirlenmesi ise havanın kirliliği olarak ben bu çevre kirliliğini 3 grupta inceleyebilirim. Canlı çeşitliliğinin yok olması ile çevresel sorunları da ne yapıyor? Tabii ki de beraberinde getiriyor. Gelelim hava kirliliğine. Atmosfere salınan zehirli gazlar hava kirliliğine neden olur. Hava bizim insanlar için ya da bütün canlılar için çok çok önemlidir. Eğer atmosfer tabakası belli oranda, oksijen seviyesi belli oranda olmazsa canlılar orada sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettiremez. Yaşamın devam etmesi için bizim neye ihtiyacımız var? Sağlığımıza ihtiyacımız var. Çünkü biz ne kadar sağlıklı olursak bizden doğacak çocuklar da bizden sonraki nesilde o kadar ne olacaktır? Sağlıklı olacaktır. Hava kirliliğinin neden olan etkenlerden biri arabaların egzozlarından çıkan zehirli gazlardır. Bu zehirli gazlar, öyle şuradaki resimde var, ne yapıyor? Atmosferi kirletiyor. Sanayi bacalarından çıkan zehirli gazlar, şurada görüyorsunuz ne kadar çok gaz salınımı var. Kalitesiz yakıt kullanımı, ormanların tahrip edilmesi, spreyler ve deodorantlar da hava kirliliğine etken eden bazı faktörlerdir. Hava kirliliğinin neden olduğu bazı olumsuz sonuçlar var. Nedir? Bu asit yağmurlarıdır. Bir önceki derste de söylemiştim. Asit yağmurları özellikle canlıların içme sularına karıştığı zaman oradaki suyun kendi değerini ne yapıyor? Bozuyor. Örneğin insanların içtiği suyun, hatta kendi sularınızda da bakın, pH'in 7'nin üstünde olması gerekiyor mineral açısından dolayı. Eğer bu asit yağmurları olursa buradaki pH dengesini ne yapacaktır? Etkileyecektir. O zaman sen sağlıklı bir su içer misin? İçemezsin. Çünkü benim sağlıklı suyum 7.0'ın üstünde olan, yani 7.1, 7.2, bu sağlıklı sulardır. Eğer bu değer değişirse
ben sağlığımı kaybederim. Astım hastalıkları, yani solunum yolu hastalıkları diyebilirim. Solunum yolu hastalıkların artması ne yapacaktır? Aynı zamanda bronşit de bir solunum yolu hastalığıdır. Astım da solunum yolu hastalığıdır. Ne olacaktır? Sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edemeyeceğiz. Aynı zamanda kansere de sebep veriyor. Ama bunların sonuçları olmaması için, bunlarla karşılaşmamak için ne yapmamız lazım? Bizim tabii ki de bazı önlemleri almamız lazım. Ne yapacağız? Sanayi kuruluşları. Şurada pardon yanlış yere koydum. Sanayi kuruluşlarının bacalarına, ev bacalarına, araç egzozlarına ne yapmam lazım? Filtreler takmam lazım. Bu filtreler şuradaki resimde özellikle vardı, göstereyim. Şuralara ben buralara filtreler takarsam ya da bu arabanın araçlarına filtreler takarsam ya da buradaki evdeki bacaların ne yaparım? Filtreler takarsam buradaki zehirli gazların birçoğunun dışarı çıkmasını engellemiş olurum. Engellersem bu da hava kirliliğini ne yapacaktır? Azaltmayacak mıdır? O zaman birazcık ne yapabilirim? Önüne geçebilirim. Aynı zamanda yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak bu çok önemli. Çünkü yenilebilir enerji kaynakları çevreyi kirletmez, çevreyi tahrip etmez, çevreyi zehirli gaz atığı bırakmaz. Bunların kullanılması çevremizi ne yapacaktır? Temiz tutmamıza yardımcı olacaktır. Nedir bunlar? Rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal yani sıcak su kaynakları ya da bugün kullandığımız barajlar, hidroelektrik santrallerde diyebiliriz. Burada mesela bir tane var. Rüzgar türbinleri nedir? Bir yenilebilir enerji kaynağıdır. Toplu taşıma araçlarını kullanmak çok önemli. Çünkü eğer siz toplu taşıma araçları kullanmazsanız, bireysel olarak araba veya araç edinirseniz sürekli tek başınıza kullanacaksınızdır bu arabaları. Şunun gibi bir örnek yapabilirim. Hatta şuraya da yapabilirim. Eğer siz tek başınıza araç kullanıyorsunuz. Bu senin araban. Ne olsun bunun adı? Merve. Bu Merve'nin arabası. Bu Bartu'nun arabası. Bu Görkem'in arabası. Bu Aslı'nın arabası. Bakın yolda ne kadar fazla yer kapladı ve aynı zamanda bunlardan çıkan zehirli gazlar ne yapacaktır? Çok fazla. Ama bu dördü onun yerine bir tane otobüs kullansa, Merve de burada olsa, Bartu da burada olsa, Görkem de ve Aslı da burada olsa ne olacak? Buradaki zehirli gaz atı sadece teke düşmeyecek mi? Hava kirliliğini ben o zaman ne yapıyorum? Azaltıyorum. Ama şu anda evden çıkmıyoruz. Ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Toplu taşıma araçları dahil hiçbir yere gitmeyin. Sağlığımız daha önemli. Ormanlık ve yeşil alanların arttırılması. Ormanlık ve yeşil alanlar benim havayı temizlememin tek etken yoludur. Çünkü yeşil alanlar ne yapacaktır? Karbondioksiti içine alacaktır ve çevreye nasıl alacak? Oksijen salacak. Buradaki oksijen değeri, yani atmosferdeki oksijen değeri benim için çok çok önemli. Her yıl soba boruları ve bacaların temizlenmesi de aynı zamanda çevre kirliliğini azaltan etkenlerdendir. Gelelim toprak kirliliğine. Toprak kirliliğinin artmasını sağlayan bazı etkenler var. Nedir toprak kirliliğinin artmasını sağlayan? Tarım ilaçlarının düzensiz veya bilinçsiz kullanımı, çöp atıkları, petrol atıkları çok fazla ne yapıyor? Toprak kirliliğine neden oluyor. Toprağa atılan atık maddelerin toprağın özelliğini bozmasına ben toprak kirliliği diyorum. Ne yapıyor? Bu toprak kirliliğinin sonucu toprak verimsizleşiyor. Verimsiz bir toprakta yeşil alan oluşabilir mi? Bitki büyüyebilir mi? Maalesef büyüyemez. Bitkiler büyüyemediği için orada ne başlayacaktır? Kuraklaşma başlayacaktır. Kuraklaşma ile birlikte toprakta yaşayan canlılar da buna ne yapacak? Etkilenecek. Yani biyoçeşitlilik ne yapacak? Azalacak diyebiliriz. Toprağın kirlenmesi, besinlerimizin kirlenmesi anlamına da gelir. Bunların nedenleri tarım ilaçlarının ve gübrelerin bilinçsiz kullanılması, çöp ve diğer atıkların ne yapılması? Toprağa atılması ve petrol atıkları. Özellikle petrol atıkları bunda çok fazla etkili ve en çok kirleten ve
buraya ben bir şey daha ekleyeceğim. Yağ, yani evlerde kullandığınız, kızartmış olduğunuz yağları da toprağa veya suya karıştırmanız da aynı zamanda toprak kirliliğine neden oluyor. Ne gibi önlemler alabilirim? Tabii ki de ilk önce yapacağım şey bilinçlenmek. Çünkü sen ne kadar bilinçlenirsen senden doğacak nesile, senden doğacak nesile bu bilinci aktaracaksın. Aynı zamanda senden doğacak bir nesile de ne yapmış olacaksın? Yeşil alan, temiz hava, temiz toprak ve temiz su bırakmış olacaksın. İlk önce işe kendimizden başlayacağız ve kendimizi bilinçlendireceğiz. Sonra çevremizi bilinçlendireceğiz. Yerlere çöp atılmamalı ve yerde çöp varsa bunları alıp ne yapmanız lazım? Çöpe atmanız lazım. Özellikle çocuklar. Hocam benim değil. Hayır. Bizim. Benim değil yok. O bizim çöpümüz. Ne yapacağız? Oradan alıp çöp kutusuna atacağız. Deterjanlı ve atık suların toprağa dökülmesi ne yapar? Oradaki toprağı tahrip eder. Bitmiş pillerin toprağa atılması, özellikle piller toprak kirliliğine çok fazla neden olur. Bunları geri dönüşüme yollamamız gerekiyor. Kimyasal atıkların toprağa atılması da toprağın kendi toprak değerini ne yapacaktır? Bozacaktır. Toprak değeri, toprağın mineralli yapısı bozulursa oradaki canlılar da etkilenecektir. Gelelim su kirliliğine. Su kirliliği aslında hava ve toprak kirliliğinden de çok farksız değil. Yine maalesef insanların aşırı artmış olması ve bilinçsiz olması su kirliliğine neden oluyor. İnsanların %70'i, yani vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. %70'i sudan oluştuğu için biz sürekli ne yapıyoruz? Günde hatta söylüyorlar en az 2 litre su için diyorlar. Bunu içiyoruz ama bu su ne kadar sağlıklı? Bunun sağlıklı olması lazım ki vücudumuza da ne yapması lazım? Faydalı olması lazım. Atık maddelerin suya atılması ile suyun yaşanılmaz, yani içilmez hale gelmesine ben su kirliliği diyorum. Su kirliliğinin bazı nedenleri var. Atık yağların lavaboya dökülmesi, bu çok önemli. Özellikle annelerimiz yapıyordur. Atık yağlar lavaboya dökülmemeli. Belli bir kapta toplanmalı ve geri dönüşüme yollanmalı. Ve böylece çevre kirliliğine de etkili bir proje başlatmış olabilirsiniz. Annelerinizle konuşun, yağları biriktirsin ve geri dönüşüme yollasın. Çünkü 1 litre yağ 1 ton suyu kirletiyor. 1 ton su kirletiyor. Petrollerin çıkarılması, yani su denizlerden veya okyanuslardan petrollerin çıkarılması veya denizlerin ve okyanusların üstünde petrol taşınırken o tankerlerden sızıntıların meydana gelmesi. Şurada görüyorsunuz ne olmuş? Şöyle burada petrol sızıntısı meydana gelmiş. Bu ne yapacaktır? Suyu kirletecektir. Katı ve sıvı atıkların ne yapılması? Sulara atılması. Özellikle kanalizasyon atıkları, fabrika atıklarını maalesef çok fazla atıyorlar. Çöplerin sulara atılması, pet şişe özellikle, ya da balıkçıların atmış olduğu ağlar. Hatta bunlar yüzünden deniz canlılığındaki oranda çok fazla azalma var. Hatta bu ağlar yüzünden karetta karettalar ne yapıyor? Ağlara takılıyor. Ağlara takıldığından dolayı da yaşamlarını sürdüremiyorlar ve bugün nesilleri tükenmek üzere. Tarım ilaçlarının sulara karışması, size demiştim ki suyun belli bir değeri var. İnsanın içmesi için 7.0'ın üstünde olması gerekir. Buradaki pH değeri, yani bu tarım ilaçlarının ne yapacaktır? Bu değeri bozacaktır ki içerseniz zaten bu tarım ilaçları suya karışırsa zehirlenme etkisi yaratabilir. Su kirliliği için alınması gereken tedbirler. Tedbirler çok fazla önemli. Evet, ben bunları yapıyorum. Yapmak zorundayım. Ya da besin neydi? Yağ kızartmak zorundasınız diyelim. Patates yiyeceksiniz. Patates kızartması. Oradaki yağı ne yapmanız lazım? Biriktirmeniz lazım. Bunların gibi tedbirleri alabilirsiniz. Fabrika atıkları ve ev atıkları için arıtma sistemi kurulmalı. Bu arıtma sistemleri de ne olabilir? Sular temizlenip nerelerde kullanabilir? Bahçe sulamalarında, içme suyu olmasa da bahçe sulamalarında kullanabiliriz.
Ne kadar güzel bir dönüşüm. İnsanlar bilinçlenmeli. Zaten her şeyin başı buradan geliyor. Eğer bilinçlenmezsek bunların hiçbirini zaten yapamayız ki yapıyorsak da zaten nedir? Bilinçlenmiş bir kişiye, kişiliğe sahipsinizdir. Su kaynakları ve çevre atıkları ne yapılması lazım? Su kaynaklarına atılmaması lazım. Tarım ilaçları, gübreler suya karıştırılmamalı. Petrol çıkaran tesisler ve petrol tankerlerindeki oluşan sızıntılara karşı da önlem alınmalı ve onlar ne yapılmalı? Denetlenmeli. Böylece temiz bir dünyaya ve temiz suya sahip olabiliriz. Devam edelim. Çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri. Ne gibi olumsuz etkileri var çevre kirliliğinin insana? Bir kere solunum yolu hastalıkları çok fazla artırıyor. Solunum yolu hastalıkların artması demek ne olacaktır? Sağlıklı yaşamı azaltacaktır. O senden sonraki gelen nesil ne kadar sağlıklı olabilir o zaman? Olamaz. Başka hastalıklara da neden olabilir. Çünkü sen rahat bir nefes alamıyorsun. Rahat bir nefes alamadığı için diğer vücudundaki diğer sistemlerde ne yapacaktır? Özellikle bu havadan ne kullanıyoruz? Biz oksijeni vücudumuza alıyoruz. Yeterli miktarda oksijen almazsak vücudumuz yavaş yavaş ne yapacak? Başka hastalıklara neden olacaktır. Meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenilmesi özellikle hastalığı ne yapıyor? Çok fazla arttırıyor. Zaten bu meyve ve sebzelerde biz ne kullanıyoruz? Tarım ilaçları kullanıyoruz. Eğer şuraya yazın, tarım ilaçları kullanıyoruz. Eğer siz bu tarım ilaçlarını meyve ve sebzelerinizi yıkamadan yerseniz üzerindeki tarım ilaç kalıntılarını da yemiş olursunuz ve bu sizi ne yapacaktır? Yavaş yavaş zehirle edebilir ya da kansere de neden olabilir. Akciğer hastalıklarına neden olması özellikle bronşit, astım hastalıkları yani solunum yolu hastalıklarına da neden olur. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarında yol açar. Bunlardan üzülmemek için ne yapmamız lazım? Çevremizi temiz tutmamız lazım. Kendimizden başlamamız lazım ve çevremize örnek bir kişiliğe sahip olmamız lazım. Çevre kirli ağacımız var. Videoyu duraklatıyorsunuz. İlk önce siz bunu kendiniz cevaplıyorsunuz. Hava kirliliği nasıl oluşur? Birkaç tane etken yazabilirsiniz. Toprak kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Su kirliliğinin nedenleri nedir? Bu sizin ödeviniz. Bana o gün yaptığınız zaman ne yapacaksınız? Fotoğrafını atacaksınız. Ama ben şimdi yapacağım. Benimle aynı cümleleri kurmazsanız sevinirim. Hava kirliliği nasıl oluşur? İlk önce hava kirliliğinin oluşması için ne yapmam lazım? Zehirli gazlar. Zehirli gazların atılması. Nereden? Fabrikalardan, evlerden, bacalardan ya da kalitesiz yakıt kullanımı yine ne yapacaktır? Zehirli gazları zehirli gaz atıklarını da arttıracaktır. Ya da yeşil alanların tahrip edilmesi de hava kirliliğini ne yapar? Arttıran etkenlerden biridir. Toprak kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Toprak kirliliğini önlemek için tabii ki de önlem açısından ilk önce ben size dedim ki kişi bilinçlenecek. Yani halkın bilinçlenmesi. Eğer burada bilinçlenme olmazsa zaten bunları önlemek için herhangi bir etken olamayız. Onların etken olmak için kendimizden başlayacağız. Halkın bilinçlenmesinden sonra çevremize atık atmayacağız. Toprağa atık atmayacağız. Çöpleri toplama kamplarına yollayabiliriz ya da geri dönüşüme yollayabiliriz değil mi? Geri dönüşüm sayesinde ne olacaktır? Çevre kirliliği, toprak kirliliği azalacaktır. Aynı zamanda çiftçiler bilinçlenmesi gerekiyor. Nedir? Tarım ilaçları, zirai ilaçlar bunlar kimyasallar olduğu için toprak kirliliğini azaltacaktır. O zaman ilaç kullanımı hakkında bilinçlendirilmesi. Hakkında bilinçlenmek. Şöyle bilinçlenmek diyebiliriz. Su kirliliğinin nedenleri. Su kirliliğinin nedenleri nedir? Atık suların
Atık suların neye bağımsız bırakılması? Akarsu yataklarına, göllere veya denizlere boşaltılması su kirliliğine neden olabilir. Ya da kanalizasyon atıklarının atılması yine su kirliliğine neden olabilir. Aynı zamanda su kirliliğine etken başka ne olabilir? Ve yağların atıkları da su kirliliğine çok fazla etkendir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bay bay.